Merhaba hanımlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır pudingle pratik pasta tarifi paylaşacağım. Malzemeler açıklamalar kısmında yazmakta ama ben yine de videomu malzemelerle başlamak istiyorum. 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı un kullandım. Bazen yumurta büyüklüğüne göre un miktarı değişebiliyor ama benim kekimde 2 su bardağı un yeterli oldu. 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı kakao ve 1 çay bardağı süt kullandım. 1 yumurtamızı ve şekerimizi karıştırma kabına alıyoruz. Yumurta 1 adet bu arada. Yumurtamızla şekerimizi çırpacağız ama şekerin rahatça erimesi için 2 yemek kaşığı kadar sıcak suyu şekerle yumurtamızın üzerine ekleyeceğiz. Daha sonra çırpma işlemine devam edeceğiz. Eğer bu suyu eklersek şekerimiz daha kolay erimiş oluyor. Yumurta ile şekeri çırptıktan sonra ilk olarak sıvı malzemelerimizi, yağ, yoğurt ve sütümüzü karışımımıza ekliyoruz. Ve çırpma işlemine devam ediyoruz. Sıvıların çırpma işlemi bitti. Artık çırpıcıyı bir kenara aldık. Bir elekle un, kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu eleyeceğiz. Yani bütün kuru malzemeleri eleyerek ekleyeceğiz. En son çay kaşığıyla attığımda bir çimdik tuz dedikleri çay kaşığının ucuyla tuz ekliyorum ben tatlılarıma. Bundan sonra dediğim gibi mikser kullanmayacağız. Bir tel çırpıcıyla bütün kuru malzemelerimizi sıvı malzemelerimize karıştıracağız. Karışımımız hazır. Tart kalıbımızı yağladık. Karışımımızı kalıbımıza döküyoruz. Kalıbımızı fırına koyacağız. Fırına koymadan birkaç kez tezgah vurup içindeki havayı çıkarıyoruz. 180 derece fırında 25 dakika civarında pişiyor. Normal keklerden daha kısa sürede pişiyor çünkü tart kalıbı biraz daha ince olduğu için daha çabuk pişiyor. Kekimizi fırına koyup o pişene kadar pudingimizi hazırlayacağız. Bir paket puding, normalde üzerinde 3,5 su bardağı süt yazıyor ama ben böyle daha akışkan değil de biraz daha koyu kıvamlı sevdiği için 3 su bardağı süt koydum. Hani siz de daha biraz daha koyu seviyorsanız süt miktarını birazcık yarım su bardağı kadar azaltabilirsiniz. Ama paketin üstü 3,5 su bardağıydı. Ben 3 su bardağı su koydum. Ocağa aldım. Kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Çünkü o topaklanma yapıyor sürekli karıştırmazsanız. Kaynamaya başladı. Ocağın altını kısacağız. 5 dakika daha pişireceğiz. Çünkü kaynadığı gibi altını kapatırsanız hafif bir çiğsi tat oluşuyor. Ama kısık ateşte 5 dakika pişirelim. O çiğsi tat oluşmuyor. Kekimiz pişti. Kalıbımızdan çıkartıyoruz. Kalıbımızı soğuttuk, ters çevirdik. Daha doğrusu kekin ilk sıcaklığını çıkarttım. Çünkü çok soğumasını istemiyorum. O yüzden sıcaklığıyla çıkarttığım için daha hafif bir yarılma yaptı. Çünkü eğer kekin ve pudingin ilk sıcaklığı geçer geçmez sürerseniz keki sütle ıslamanıza gerek kalmadan o ıslaklığı puding keke vermiş oluyor. Çünkü ben soğuk sütle ıslamayı da pek sevmiyorum. Keklerde o soğuk sütün çiğ tadı geliyor. O yüzden puding ve kekin ilk sıcaklığı geçer geçmez hemen ikisini birleştirirseniz o ıslaklığı sağlarsınız. Daha sonra ben Hindistan cevizi ile süsledim. İsteyen istediği malzemeyle kekini süsleyebilir. Ben Hindistan şekliyle bu şekil ceviziyle bu şekilde şekil vermek istedim. Pastamı buzdolabında dinlendirdim.
Afiyet olsun.